Evet. Geçenlerde ne sorulmuştu? Ablacığım sen turşu falan yapmıyor musun? Kışlık hazırlığı yapmıyor musun? Onlardan paylaşır mısın diye bir soru gelmişti. Ben de vaktim olursa yapacağım diye cevap vermiştim. Bugün pazardan şey aldım. 5 kilo kırmızı biber aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben bunun hazır böyle şey ne onun adı? Yağlı. Turşu, yağlı turşu yapılıyor ya. Ondan yapacağım. Maydanozlu, sarımsaklı, sirkeli bir turşu yapacağım. Ve ondan sonra kavanozlara. Ya kavanoz alırım ya da şey alırım. Daha almadım kavanozlarını. Ya da büyük şöyle bir 4-5 kiloluk falan bir kap alabilirim. Bilmiyorum bakalım. Hadi o zaman hep beraber turşu yapalım. Hallettik. Bunları böyle kıydık, hazırladık. Hemen bir tarafta da tencereyi de ocağıma aldım. Şöyle göstereyim size. Bunu böyle koyayım. İçine neleri koyacağız? Hemen oradan başlayalım bakalım. İlk önce 2 bardak suyumuzu tencereye ilave edelim. Bardak suyumuzu aldık. Ondan sonra isteğe göre isteyenler zeytinyağı da kullanabilirler. Ben normal yemek yağı kullanacağım. 1 bardak yemek yağı. Yani ayçiçek yağı. Evet. Arkasından zeytinyağı koymayacağım ya. Çok ağır olur. 2 bardak koyacaksın. Yemek yağını 2 bardak mı koyacaktım? Evet. Tamam öyle yapayım o zaman. 1 bardak daha ayçiçek yağı koyacakmışım. Ben çok yağlı olmasını istemedim ama adı üstünde yağlı turşu abla olmaz dedi Bahar. Haklı olarak. Evet 2 bardak da yemek yağımızı ilave ettik. Arkasından ben üzüm sirkesi aldım. Ona elma sirkesi de isteyenler tabii ki zevkine göre katabilirler. Ben üzüm sirkesi kullanacağım. 1 bardak da üzüm sirkesi koydum. Yeterli değil mi? 1 mi 2 mi? 2 mi koyacaktım ben ya? Bir yine kafam tuttu benim. Herhalde evet 2. Tamam. Çok pardon. Evet. 2 bardak da üzüm sirkemi koydum. Bunu hemen kenara alayım. Şekerimizi de açacağız. Evet. 2 kaşık da şekerimiz vardı. Onu da unutmayalım. Hemen şöyle şekerimi de alayım. Bildiğiniz şekerden bahsediyorum. Yemek kaşığıyla mı karıştırdım? Ay ben niye böyle oldum ya? Bildiğim şeyleri karıştırır oldum. 2 yemek kaşığı da şekerimizi ilave ediyoruz. Evet. Evet tuzumuzu da koyacağız. Kaç kaşık da tuzumuz? 2 yemek kaşığı da tuz. Ama kaya tuzu. Salamura tuzu diyorlar. Ben öyle dedim aldım. 2 yemek kaşığı da tuzumuzu koyduk. Tamam ben kavanozlarımı hazırladım zaten. Bugün kapaklarımı da aldım geldim. Şöyle altını açayım. Tamam. Şimdi bir taşım kaynayacak bu. Bir taşım kaynasın. Ondan sonra biberlerimizi içine ilave edelim. Tekrar devam edelim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi biberlerimi ilave edeyim. Şöyle aldığımı koyacağım artık. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum kızlar. Ben 5 kilo aldım kırmızı biberi. Hazırladığım iç şu an 5 kiloluk için.
koyayım. Fazla ölmemesi için içinde hemen bir taşım böyle kaynatacağım. Anne ben teyzem bunları yıkabilir miyim? Teyzem nerede? Teyzem yok, evde değil anneciğim. Ya. Hı-hı. Karıştırabilmem için bunları aldıktan sonra tekrar diğerlerini koyacağım. Yok, yapmayacağım anneciğim daha. Bekle bakalım biraz. Sarımsağı, maydanozunu da az sonra ilave edeceğim. Ben gideyim orada arkadaşımla. Birazcık kaynasın bakalım böyle. Şu an biberlerimiz oldu. Şimdi şöyle hemen ben iki baş sarımsak şey yaptım, soydum, ikiye kıydım. Onları hemen atıyorum içine. Ve arkasından hazırladığım maydanozlarım var. Bir bal maydanoz. Onları da atıyorum. Maydanozlar fazla içinde kaybolmasın diye hemen altını kapatıp kavanozlara koyuyorum. Hemen altını kapattım. Şimdi kavanozları dolduralım. Su görmem ağzımda. Şöyle hemen bir tane leğeni boşalttım ben hepsini. Tamam. Hemen kavanozlara boşaltayım ben bunları. Hepsini kavanozlarıma doldurdum. Şu an tam yapmak isteyenler varsa ölçü olarak söyleyebilirim. 5 kilo kırmızı biberden bir bal maydanoz. Ondan sonra 2 diş sarımsakla ölçüm tam tamına yarım kiloluk kavanozlarla 10 kavanoz etti. O da aklınızda bulunsun. Şimdi hepsi sıcak sıcak. Ben hepsinin kapaklarını kapatmaya çalışacağım. Sıcak çünkü. Versene bunu gücümle denebilirim. Gerçekten çok sıcak şu an. Hemen sıcağı sıcağına bir tane altını örtüyeyip üzerine kavanozlarımı ters kapattım. Şimdi bunun üzerine bir bezle kapattıktan sonra işlemimiz bitti. Allah yedirmek nasip etsin inşallah. Hoşçakalın şimdilik.